Merhaba arkadaşlar, Nurgülün Tığ ve Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, çok severek yaptığım bir modelle karşınızdayım. Modelin bu şekilde arkadaşlar, yapımı çok kolay, görünüşü de bir o kadar güzel olan bir model. Evet modelim bu şekilde arkadaşlar. Şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar ara suyu olarak bu üçgen kirpikli trabzanları yapıyoruz. Ara ara bazen bu ara suyunu kullanıyorum arkadaşlar. Bu şekilde tığ battığımın içine sık iğne ile sabitliyorum. 5 tane ara mesafesi olarak veriyoruz arkadaşlar. Sık iğnemize tığımızı sabitledik. İşte tığ battığımızı sık iğne ile ipimizi sabitledik. 2 zincir çektim bir defa doladım hemen arkadaşlar yandaki bu şekilde tığ battımın için iki 2 alarak bir trabzan yapıyorum üzerine 4 zincirimi çekip bu trabzanımın arasına sık iğne ile sabitliyorum dibine bir tane de sık iğne yapıyorum ki kirpiğim bu şekilde belirgin dursun arkadaşlar 1 2 zincir Evet, 5 tane ara su mesafesini verdik arkadaşlar bu şekilde. Şimdi yuvamızı yapımına geçelim. 2 zincir 2 2 olarak yine bir trabzan yaptım. Yine 2 zincir çekiyorum arkadaşlar. Küçük yapıyorum yuvamız için geri döneceğimiz kirpiğimiz. Hemen dibine bir tane yapıyorum sık iğnemi. 2 zincir çekip yandaki tığ battıma giriyorum. Yine 2 zincirli küçük bir üçgen trabzan yapıyorum arkadaşlar yuvam içinde 1-2 zincir 1 defa doluyorum yandaki tığ battıya girip 2-2 iki, iki alıyorum kirpiksiz bir tane trabzan yaptım ve 8 tane zincir çekiyorum çevirdim arkadaşlar bakın 5 tane bu ara mesafesini verdik sonra 2 zincirden yine yaptık arkadaşlar 6.mızı 2 kirpikten yaptık 2 zincirden yaptığımız bu kirpiğimin içine 8 zincirimi bu şekilde kapatıp buraya bir yuva oluşturuyorum. 2 zincirle döndüm düz yüzün arkadaşlar bu şekilde. Bir defa tığımı doladığım yuvaya girip 2 2 olarak alıp bir trabzan yaptım. Bir defa doluyorum yine yuvaya girip 1 2 2 3. trabzan Dördüncü trabzan için iki defa doladım arkadaşlar. Bir, 2 2 2 olarak aldım. 4 tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Yaprağımız için sadece 4 trabzan bu şekilde. Yine 2 defa doluyorum 5. trabzan için. Bu sık iğnemiz için olacak arkadaşlar. 1 2 2 2 Bu şekilde buraya 5 tane trabzan yaptım arkadaşlar. 1 2 3 4 zincirimi yaptım. Hemen buradaki trabzanımın içine girip sık iğne ile sabitliyorum. Geriye kalan kısmı 6 tane sık iğne yapacağım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 ve 6 bu şekilde 6 tane sık iğnemi yaptım. 7. sık iğnemi de arkadaşlar bu şekilde ana yuvaya sabitledim. Şimdi arkadaşlar yaprağımızın bir tanesini tamamlamış olduk. Bu şekilde 6 tane zincir çekiyorum. Ve yuvama sabitledim bu şekilde. Buraya bir tane yuva yapmış olduk arkadaşlar. Bu da çiçeğimiz için yuva olacak. Yine aynı yapraktan buraya da yapıyorum. 2 zincirimi çektim. Bir defa doluyorum. 2, 2. Bir defa dolayıp 3 seferde alıyorum. 3, 2 defa dolayıp 1 2 2 2 4 seferde alıyorum. 2 defa doladım. Yine 1 2 2 2. Bu şekilde arkadaşlar 5 tane yani trabzan yapmış oluyorum. 1 2 3 4 zincir son yaptığım trabzanımın içine kapatıyorum bu 4 zincirimi arkadaşlar. Geriye kalan trabzanımın içine 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane sık iğnemi yaptım arkadaşlar. 7. sık iğnemi de buraya yapıyorum bu şekilde. Bakın yaprağım tamam. Yine arkadaşlar 2 zincir çekiyorum. Hemen buraya bir kirpik yapıyorum. Dibine de bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. 2 zincir yaprak işlemimiz bitti arkadaşlar hemen bu iki zincirle tığ battı seviyesine iniyorum bu şekilde tamamlamış oldum Evet arkadaşlar araya 5 tane ara suyu ve yaprağımı da yine aynı şekilde bu ara suyunun tepelerine yaptım arkadaşlar bu şekilde yaprağımız ortada da altı zincirli yuvamız hazır 5 tane ara suyu vereceğiz. İlk yaptığım gibi arkadaşlar buraya 1 2 zincirimi çektim. Bir defa doluyorum. 2 2 1 2 3 4 zincir trabzanımın içine kapatıyorum. Trabzanımın dibine bir sık iğne. 2 zincir hemen yanına arkadaşlar kapattım bu şekilde. Ara suyumuzun yapılışı bu şekilde. İki zincirle bir defa dolama aldığım tığımı iki defa da trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç, dört zincir. Kapatıyorum trabzan arama kirpik olarak. Yanına bir sık iğne yapıyorum. Bir, iki zincir. Hemen arkadaşlar buraya bir yandaki tığ battığı sık iğne ile kapatıyorum. 2 zincirimi çekiyorum yine arkadaşlar bir defa doladım yandaki tığ battı ya 2 2 aldım 1 2 3 4 zincir kapattım yanına bir tığ bat sık iğne 2 zincir çekip hemen yandaki tığ battı ya kapattım bu şekilde Evet arkadaşlar 2 zincir çekiyorum bir defa doluyorum 2 2 4 zincir sık iğne ile trabzanıma sabit hemen yanına bir sık iğne bu şekilde arkadaşlar ara mesafesini veriyoruz 5 tane sonra yaprağımızı yapıyoruz demin yaptığım gibi şimdi çiçeğimizin nasıl yapıldığına geçelim arkadaşlar yaprağımızın ortasına 6 zincirden yuva yapmıştık buraya bu şekilde hemen sık iğne ile ipimi sabitledim 3 zincirimi çekiyorum. 1, 2 ve 3 zincir. Bir defa tığımın başını doladım. Bu yeşil yuvaya girip 1, 2, 2. Bir defa doluyorum. 1, 2, 2. 3 seferde aldığım 4 tane buraya trabzan yapıyorum. Arkadaşlar. Bu şekilde 4 tane trabzanımı yaptım. 4 zincir çekip Yine bir defa tığımı dolayıp şöyle arkadaşlar aynı yere bir dört trabzan daha yapıyorum. Bir, iki, iki. Bir, iki, iki. Dört. Bu da dördüncü trabzan. Üç sefer de aldığım buraya arkadaşlar dört tane trabzanımı yaptım. Şimdi 12 tane zincir çekiyorum. 12 zincirimi bu şekilde çektim arkadaşlar. Hemen çeviriyorum ters tarafındayız. İlk yaptığım bu trabzanımın tepesini arkadaşlar bakın. Buraya bu 12 zincirimi bu şekilde kapatıyorum. Ve 4 tane zincir çektim. Trabzanımı kapattıktan sonra buradaki arkadaşlar 4 zincirden yaprağıma yaptığım tomurcuğuma kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen düz yüzüne şu şekilde döndüm arkadaşlar. Kapattığım bu yaptığım zincirin arasına kirpiğimi. Araya bir tane zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum. Pardon arkadaşlar iki defa doluyoruz burada. Ve yaptığım bu zincirin 12 zincirin içine girip 3 seferde 2, 2, 2 kirpik yapıyoruz şey trabzan yapıyorum arkadaşlar şimdi kirpiğini yapıyorum bakın bu şekilde araya bir zincir iki defa tığımı doluyorum bu yaptığım zincirimin üzerine 2 2 2 alarak bu şekilde bir trabzan yapıyorum yine 4 zincir kapatıyorum arkadaşlar araya bir zincir iki defa doladım Yine zincirimin arasına girip 2, 2, 2. Bu şekilde buraya tam 12 tane arkadaşlar kirpik yapacağız. 3 seferde aldığımız trabzan 4 zincir ile yapacağız kirpik. 2 defa tığımın başını doluyorum. 2, 2, 2. Bu şekilde arkadaşlar ben bunu 12'ye tamamlayayım. Evet arkadaşlar 11 tane oldu. Bu şekilde uzun uzun trabzanlarımızın uzun uzun olması gerekiyor arkadaşlar. Şu beyaz kirpikler şimdi şu boşluğu kapatacak ve trabzanlarımızın boyutunu da kısaltacak. Araya dediğim gibi bir zinciri unutmuyoruz. 2 defa da tığımın başını doluyoruz arkadaşlar. 12.yi de bu şekilde yapalım. 2 2 2 Trabzanımızı yaptık. Şimdi üzerine bir 4 zincirden Kirpiğini de yapalım. 4 zincir trabzanımın arasına kapattım. Hemen arkadaşlar ilkinde olduğu gibi yaprağımın ucundaki bu yeşil 4 zincirden oluşan kirpiğimin arasına hiç zincir çekmeden sık iğne ile sabitliyorum. Bir tane zincirimi çekip şöyle ipimi koparıyorum arkadaşlar. Hemen bunu yanda bırakmıyorum. Görüntü siyahlık oluşmasın diye şöyle bir arkadan arkadaşlar şöyle çekiyorum bakın ön tarafta çok güzel bir görüntü oluyor bu şekilde yapınca Şu şekilde de bunların boyutunu kısaltıp böyle yakıyorum arkadaşlar bunu hiç çekmeye gerek yok bu ilk başladığımız ipi zaten arkadaşlar içe doğru meyilli gördüğünüz gibi uçtan gözükmüyor şekilde de sıcağıyla da yapıştırıyorum arkadaşlar. Şimdi şu kirpiğimizin yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar bu dört zincirli yuvamızı şu şekilde yapalım arkadaşlar yaptığımız kirpikleri rahat çalışmak için. Sık iğne ile beyaz ipimi sabitliyorum bu şekilde. İpimi sabitledim. 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirimi buradaki mavi yuvanın içine kirpik olarak kapattım. 5 zincir. Bu ikinci kirpiğim. Bu da üçüncü kirpik. 1 2 3 4 5 zincir. Kapatıyorum arkadaşlar. Bu dört zincirli yuvaya bu şekilde beşer zincirli 5 beş tane kirpik yapıyorum. 5 zincir ve bir tane de zincir çekiyorum 5'e tamamlanınca arkadaşlar ipimi koparıyorum bu şekilde bakın arkadaşlar dediğim gibi şöyle kapattı o boşluğu kirpikleri de biraz kısalttı şu iplerimi temizleyeyim daha güzel anlaşılır arkadaşlar evet arkadaşlar dediğim gibi bu şekilde oldu yaktım kirpiklerini bu boşluk kısmına da şu şekilde bakın arkadaşlar Böyle kirpiklerimi kapatıyorum. Ben çok sevdim arkadaşlar, hem de severek yaptım. Görünüşü de çok tatlı duruyor. Umarım bu tatlılığı, güzelliği kameraya da yansıyordur bu şekilde arkadaşlar. Bu bana arkadaşlar Instagram üzeri gelen bir model. Fakat sallantılı bir modeldi. Örümcekler üzerine yapılmıştı. Ben böyle daha modeller arasında şöyle değişiklik yapmayı seviyorum kendi zevkime göre. Umarım siz de beğenirsiniz arkadaşlar. Beğenerek yaparsınız. Evet, modelimiz bu şekilde. Yapacak arkadaşlarıma da kolay gelsin. Allah emanet olun arkadaşlar. Hoşça kal.